yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm şşt zilli. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştüm arazayim. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştüm arazalim. Günaydın sevgili STV izleyenleri, STV ekranlarında bir günaydın Eskişehir programımızda da sizlerle birlikteyiz. Tarihlerimiz 10 Ekim'i gösteriyor. Yeni bir haftaya başlıyoruz günlerden pazartesi. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da ben Burcu Bilgiç ve arkadaşım Kerem Akyıl'la birlikte yerel gündemden ve ulusal basından öne çıkan gazete manşetlerini sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi yine hava durumunu alarak başlayalım Kerem'den. Bakalım bizleri nasıl bir hava bekliyor bugün? Evet, hafif hafif sonbaharı getirdik artık Burcu. Çok hafif bir ısı düşmesi var. Hafta boyunca da devam edecek. Şu anda saat 9, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ve dışarıdaki sıcaklık 10 derece. Serin bir hava var. Ama öğleye doğru bu yükselecek. Öğlen 12'de 16 dereceyi bulacak. 15'te ise 19 dereceye kadar yükselecek. Akşam 24'te de doğal olarak düşecek, 10 derece olacak. Yani aslında bugün bir ilkbahar havası gibi diyebiliriz. Ama yarından itibaren, yarın da buna benzer bir gün olmakla birlikte, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 4 günlük bir süreçte meteoroloji yağış bekliyor, yağmur yağışı bekliyor ve hava sıcaklıkları da 15 dereceye kadar düşecek. Bugün de en yüksek sıcaklığın 19 olduğunu düşünürsek bir 4-5 derecelik bir düşme olacak gibi gözüküyor. Meteorolojinin uyarısı bu. Normaldir, mevsim normalleri bunlar. Olacak böyle şeyler. Biz de kendi tedbirimizi alacağız. Evet. Genel bir şekilde hava durumuyla ilgili bilgiyi de aktardıktan sonra başlayalım istersen. Bugün ele alacağımız yaygın basından gazetelerimiz Hürriyet, Karar, Akşam, Milli Gazete ve Korkusuz olacak. İlk olarak Hürriyet'le başlayalım dilersen. Hürriyet'in manşeti Avrupa bu ayıbı bitir şeklinde. Hemen içeriğine de bakalım. AB'nin Türk vatandaşlarına Şenzen eziyeti yarın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin gündemine geliyor. Meclisin alacağı tavsiye kararı eziyetin sona ermesinde etkili olacak demiş. Evet, Avrupa Birliği Parlamenter Konseyi'nde tanıdık bir milletvekili de var. Eskişehir Milletvekili Emine Nurgünay.
Kendisine şimdiden başarılar dileyelim. Bu Schengen vizesi şu, 90 günlük bir vize bu. Avrupa Birliği içerisinde bu vizeyi aldığın zaman ülkeler arasında serbestçe dolaşabiliyorsun. Dünyanın bildiğim kadarıyla en büyük serbest bölgesi. Gidiyorsun, vizeyi alıyorsun. Bir 140 euro civarında da bir masrafı var. 90 gün boyunca diyelim ki Almanya'dan girdin. Mesela İspanya'dan Türkiye'ye geri dönebiliyorsun. Böyle bir avantajı var. Geldiğin ülkeden geri dönmek zorunda değilsin. Avrupa Birliği'nin bir ülkesine girdikten sonra da diğer ülkelerine, sanırım İngiltere'de dahil buna, istediğin gibi de seyahat edebiliyorsun. Bu özellikle yani turistler için güzel bir şey ama özellikle iş adamları için de çok güzel bir şey. Çünkü ben iş adamıyım. İşte gittim diyelim ki paket lastiği üretiyorum. Almanya'ya satmaya baktım. Olmadı. Belçika'ya geçeceğim. Oradan Danimarka'ya trenle geçeceğim. Yani benim için çok büyük avantaj bunlar. Ama Türkiye'de Schengen vizesini doğrusu galiba. Onu kolay kolay vermiyorlar Türklere. Burada bir yani ikiyüzlülük var açıkçası. Ha şunu söylüyorlar. Diyorlar ki kardeşim sizin ülkenizden bize çok fazla kaçak geliyor. Yani göçmen, mülteci geliyor. Olabilir ama ben Türk vatandaşıyım. Ve eğer vizeyi alma koşullarım varsa bana o vizeyi vermelisin. Bir de ticaret odasına, sanayi odasına kayıtlı iş adamlarımız var. Bunlar yani zengin insanlar bunlar. Bunlar oturup da hani kaçak yollardan Almanya'ya girip benzin istasyonunda araba temizleyecek değiller doğal olarak. Bunların kim oldukları da belli. Bunlara vize verirken de zorluk çıkartıyorlar. Yani aslında kötü davranıyorlar Türkiye'ye ve haksız, adaletsiz bir şekilde davranıyorlar. Tabii ki her ülke mültecilere karşı kendisini koruyacak. O Avrupalılara o konuda hak veriyorum ama bu iş değil yani bu. Bir de onunla ilgili başka sıkıntılar da var. Mesela vizeye başvuruyorsun. Bütün koşullar tutmasına rağmen çok sert koşullar ileri sürüyorlar, vermiyorlar vizeyi. Başvurduğun zaman ödediğin parayı geri alamıyorsun. Bir 140 euro civarında, şimdi not aldım, 80 euro harç parası, 60 euro da başvuru parası diye. 140 euro bir para oluyor. Şimdi arkadaş az bir para da değil yani bu. Bu parayı da 2000 liranın üzerinde, 2500-3000 liraya yakın bir para. Bu parayı da geri vermiyorlar. Dolayısıyla bir adaletsizlik var. Bununla ilgili Avrupa Konseyi bugün toplanacak. Konsey toplantısında bir tavsiye kararı alınır. Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği'ne emir verme yetkisi yok. Ama almış olduğu tavsiye kararlarına da genellikle uyuluyor. Burada bir tavsiye kararı alınırsa bu Türkiye'nin hayrına olacak diye düşünüyorum ben. Bir dönem Avrupa'ya vizesiz gireceğiz, giriyoruz falan deyip gündüz vakti havai fişek gösterileri falan yapıyorduk Türkiye'de. Algı oyunu olduğu ortaya çıktı. Bak 20 sene geçti üstünden. Vizeyle bile giremiyoruz yani. Ama burada tabii benim kendi hükümetimi eleştirmiyorum ben. Asıl Avrupa Birliği'ni eleştiriyorum. Çünkü bu ikiyüzlülüktür bu. Yani tamam, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almazsın da şu yapılan iş değil. Zengin bir iş adamısın, düşün ki yani. Sanayi odasına kayıtlısın. Ve sana vize vermiyor. Niye? Kaçak yoldan girebilir diye. Kardeşim senin o benzinlikte çalışacağım dediğin benzinliği satın alır bu adam yani. İki tanesini, üç tanesini yan yana dizer böyle. Parası var yani. Onlara bile bu çifte standart yapılıyor yani. Devam edelim istersen. Bir sonraki gazetemize bakalım mı? Bakalım. Karar Gazetesi'ni ele alalım. Adım adım sansürlü Türkiye'ye, Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Meclis yarın sansür yasasının ikinci bölümünü görüşmeye başlıyor. Bu hafta halk arasında endişe ve panik yaratanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen tartışmalı 29. maddede ele alınacak. Muğlak ifadelerin yer aldığı düzenlemeye bu yasa tüm toplumu ilgilendiriyor. Haber beğenenler bile yargılanabilir tepkileri sürüyor. Tabii zaten yasayla ilgili en büyük eleştiriler ifadelerin çok muğlak olması. Şimdi ne diyor? Toplumu endişeye sevk etmek. Arkadaş, toplumu endişeye sevk etmek o kadar muğlak bir kavram ki. Bak ne dedim ben biraz önce açılışta? Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü yağış gelebilir dedim. Şimdi şiddetli yağış gelebilir diyebilirim ben. Şimdi bu toplumu endişeye sevk etmek olmaz mı? Niye? Şiddetli yağış insanları endişeye sevk edebilir. Peki bunu söyledim diye beni 3 sene bak hapishaneye atmayacağını kim garanti edecek? Bunların hiçbirisi ortada olmayan şeyler. Bu yasa olduğu gibi hükümetin eline açık kart veriyor. Joker vardır yani. Okey vardır ya da okey oynayanlar bilirler. Her taş yerine gelir. Senin gözün bir aydınlandı. Sen de oynuyorsun galiba arada. Severiz. Evet, severiz. Böyle tık taş, fayans döşemeyi severiz milletçe. Okey gibi her yere giriyor bu. Bu yasadaki maddeler hükümetin canının istediği gazeteci istediği sebepten hapishaneye atma yetkisi veriyor. Şimdi yalan haber, zaten yalan haber yapamazsın. Ben yapamam. Sen yapabilir misin? Yapamazsın. Suçtur bu kardeşim yalan haber yapmak. Ve mevcut kanunlar çerçevesinde de bunun cezasını görürsün. Bu kadar basit. Görüyorlar da. Bazıları da görüyorlar da yani.
Bunun yeni bir yasa getirmenin bir anlamı olmadığı gibi o yasanın bu şekilde olmasının da bir anlamı yok. Bu tamamıyla hiç lamıcım yok yani. Bunu tartışmaya gerek yok. Yok efendim yalan habere karşıymış falan. Yalan habere karşı diyenler yalan söylüyorlar. Bu tamamıyla bir sansür yasasıdır. Ve asıl basından ziyade sosyal medya aslında sansür getiriyor. Bir de şöyle bir tehlikesi var. Basını susturması o kadar büyük ihtimal ki yerel 1500'e yakın yerel gazete var Türkiye'de. Bu yasa çıktıktan sonra en fazla bir sene içerisinde o 1500 gazeteden 500 tanesi ayakta kalırsa iyi. Burcu, bu kadar büyük bir tehlike var. Çünkü basın ilan kurumundan gelen bir gelir var. O gelir bir şekilde yerel basına aktarılıyor. Onu şimdi yeni ilave yapmadan internet gazetelerine de bölecekler. Böylece hiç kimsenin bir işine yaramayacak bu. Şöyle düşün, bir tane battaniye var ortada. Bu battaniyeye sarılıp ısınacaksın. 5 kişinin 5'e bölüyorsun o battaniyeyi. 5 tane küçük el bezi gibi bir şey kalıyor. Al bundan ısın diyorsun. Hiç kimse ısınamaz. Yani yeni kaynak aktarmadan, yeni kaynak yaratmadan hükümet yerel basına, internet basınına kaynak aktarmaya çalışıyor. Bu para hiç kimsenin bir işine yaramaz. Ve bütün medya kuruluşları çöker. Ben sana söyleyeyim nasıl olacağını. Daha sonradan gazeteciler istifa ederler. Tek başlarına internet sitesi kurarlar. Onlar da istifa eder. Süreç böyle ilerler. Tamamıyla yerel basını bitirecek bir harekettir bu. Orada bir ifade daha var. Sadece haberi yapanlar değil, o haberi beğenenler de suçlu olarak. Bu da sosyal medya kısmı. Asıl burada tehlike. Yani asıl burada yani değil, ben bir vatandaş olarak tehlike. Beğendiğimde ben de. Şimdi hep asıl burada tehlike diyorum. Farklı farklı şeyler aslında hepsi tehlikeli yani. Şimdi bir haber paylaşıldı. Buna zaten yani sosyal medyayı susturmak için yapıldığı buradan belli oluyor. Bir haber paylaşıldı. Dedi ki işte hükümet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nı satmış Araplara diye bir haber. Yalan bir haber bu. Sen de üzüldün, gittin, tıkladın. Şimdi suçlu olup seni de hapishaneye atabilirler. Şimdi bu çok saçma şeyler. Bu tamamıyla hiçbir şeyi beğenmeyeceksin. Hiçbir şeyi paylaşmayacaksın. Susacaksın kardeşim, oturacaksın oturduğun yerde yasasıdır bu. Bu kadar basit. Ha, ama aynı kişiler, yani neyin paniğe yol açtığına, neyin toplumda huzursuzluğa yol açtığına karar veren kişiler, ak trollerin ya da troller ordusunun yalan haberlerine de karışamayabilirler. O da onlara kalmış bir şey. Yani sonuç olarak sen hükümetin eline bir joker, bir okey veriyorsun. Canı ne isterse artık onu yapabilecek bu yasayla birlikte. İnşallah oylanmaz diyeceğim ama mümkün değil. Meclisteki aritmetik ortada. AK Partililer çoğunluktalar. Ellerini kaldıracaklar. Ve saraydan gelen talimatla da bu yasayı geçirecekler. Ondan sonra da hiçbir şey konuşulamaz hale gelecek. Ben yine konuşacağım. Biz yine konuşacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Kanunların arasındaki bir takım açıkları göreceğiz. Oradan yorumumuzu Allah'tan korkarak yapmaya devam edeceğiz. Ama bu Türk milletini susturmaya yönelik bir yasadır. Ve yanlış bir yasadır. Onu söyleyeyim ben. Bu bir sansür yasasıdır. Çok net bir şekilde yani. Hiç bunun tartışılacak bir şey yok yani bunun. Çok net sansür yasasıdır bu. Maalesef. Geliyor. Devam evet. Edelim. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşeti takside kamera dönemi. Bu haberi açıkçası sevindim de ben. Evet, ben de sevindim. Danıştay ticari taksilerde 7/24 çalışacak iç kamera sistemi kurulmasını hukuka uygun buldu. Şimdi toplu taşıma araçlarında taksi gece geç saatlerde özellikle kadınlar binerken tereddüt ediyorlar. Açıkçası her ne kadar ticari bir taksi de olsa yine de bir tereddüt yaşıyoruz. Çünkü toplu taşımalarda da vaktiyle bazı olaylar yaşandı biliyorsun maalesef. Evet, şimdi bu özel hayata giriyor. Yani orada bir kadın diyelim ki oturdu taksiye. Onun görüntüsünün alınması özel hayat diye düşünülüyor. Buna itiraz ediliyordu. Ben bu fikre katılmıyordum. Nitekim yargı da katılmamış. Taksinin içi bir kamusal alandır demişler. Bunun faydası vatandaşa olacaktır. Tabii gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla binebilirsin. Geçenlerde bir taksi şoförü, yani mesleğin her meslekte utanç kaynağı insanlar var. Maalesef. Güya bir taksi şoförü olan bir adam, gerçekten de taksi şoförü de utanç kaynağı birisi. Yolcusu kısa mesafeli gitmek, karar değiştiriyor. Şuraya gideceğim diye. Sonra diyor ki ya ben kısa mesafede ineceğim. İnersin inemezsin. Adam kadını alıyor, taksiden atıyor dışarı. Kovuyor yani. Sokağın ortasına atıyor. Şimdi bu kameralarla tespit edildi ve bu taksi şoförü cezalandırıldı. İyi de oldu. Yani bu tip şeyleri engeller. Bir de bunun dışında bir dönem hatırlıyorsun taksi şoförlerine cinayet ve gasplar yapılıyordu. Şimdi azaldı onlar. Bu kamera görüntüleri onu da büyük oranda engelleyecektir. Tabii hem taksi şoförlerinin iyiliği açısından da bence. Taksi şoförlerinin de, müşterilerin de kesinlikle iyiliği açısından bence güzel bir şey bu. Tabii bu bütün taksilere kamera gelecek değil bu. Bir taksi olarak sen kamera koymak istersen yasa artık engel olmuyor sana demek bu. Bence bütün taksilere o kamera konulsun.
Bu hatta bununla ilgili bir yönetmelik ise yönetmelik yasaya gerek yok herhalde. Yönetmelik çıksın, bu hepimizin iyiliği için bir şeydir. Bir de bunun dışında mesela suçluları takip etmek, teröristleri takip etmekte de işe yarar. Yani taksiye bindi diyelim ki suçlu, bir yerden bir yere gidiyor. Polis de şüphelendi, şu güzergahtaki o gün çalışan taksilerin kamera görüntülerini alıp oradan zanlının peşine düşebilir. Değil mi? Bu açıdan hiç düşünmemiştim. Bu açıdan da yani polisin de elini kuvvetlendiren bir şey. Dünyada suçluların en hızlı yakalandığı ülkelerden bir tanesi İngiltere. Ve dünyada da en çok kameranın olduğu yer İngiltere. Demek ki o kamera görüntüleri polisin işini kolaylaştırıyormuş. Onu unutmayalım. Ben, bu güzel bir haber olarak gördüm evet. Ben bunu. Devam edelim. Milli Gazete'ye bakalım. Yine geliyor demiş Milli Gazete. Zamlardan bahsediyor. Akaryakıt zamları işkenceye dönüştü. Nasıl dönüşmesin? Brent petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşler pompaya yansıtılmazken yukarı doğru hareketlenmeler asla es geçinmiyor. Akaryakıt zamlarının biri gelmeden diğerinin haberi geliyor. 3 günde 4 lira zam gelen motorun fiyatına bu gece de 1 lira 39 kuruş seviyesinde zam göründü. Yani şimdi 5 günde 4 defa zam gelecekse bu bir şeylerin çok kötü gittiğini gösterir Türkiye'de. Ekonomide ipin ucunu kaçırdığımızı gösterir. Yani yapacaksan bir kere yapsan mı? Onu da herhalde peyderpey yapıp daha az hissedilmesini mi istiyorlar bilmiyorum. Daha can yakıcı oluyor bu. Şunu söyleyeyim, Brent petrol denilen bir şey var. Dünyada petrol fiyatları sabittir. Yani gidip bir ülkeden mesela Rusya'dan abi bana daha ucuza doğal gaz ver diyebilirsin. Ama genel olarak bu fiyatlar uluslararası borsada sabittir. Ve bu fiyatlar senin ekonomini de belirler büyük oranda. Şimdi savaş çıktıktan sonra fiyatlarda artış olmuş. Aslında pandeminin bitmesiyle birlikte fiyatlarda bir artış oldu. Savaşın çıkması bunun biraz daha yükselmesine neden oldu. Ama 3-4 aydır petrol fiyatları çok ciddi bir şekilde düşüyor. Bayağı düştü yani hatta Burcu. Ve ona rağmen bu zamlar yapılıyor ve hükümet de diyor ki petrol fiyatları yükseldi. Hayır arkadaş, yükselmedi. Gel borsa tabelaya bakalım. Petrol fiyatları düşüyor. %30 oranında düştü 4 ayda. Yükselmedi, düştü. Ama biz sürekli zam yapıyoruz. Demek ki bütçemizde bir açık varmış. O açığı da vatandaşa zam olarak verip oradan bunu kapatıyormuşuz. Çünkü petrol fiyatlarında yükselme falan yok. Bilakis düşüyor son aylarda. Bunu da unutmayalım yani. Yine geliyor petrole, motorine, mazota. Bunlara zam gelmesi demek, her şeye zam gelmesi demektir. Önümüzde zor bir kış var. Bu daha da zorlaştıracak işimizi yani. Evet. Bu kadar zam yapmayın kardeşim. Yani biraz da vatandaşa yüklenmeyin bu kadar. Bu kış zaten bir hayli zor geçecek. Bilmiyorum. Kerem. İnşallah tahmin ettiğimiz kadar zor geçmez ama ben bayağı kötü bir kış bekliyorum yani. Evet. Maalesef. Evet. Son olarak Korkusuz Gazetesi'ni ele alalım. Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde doçent bile ev kirasını ödeyemiyor demiş. Ev kiraları biliyorsun can yakmaya devam ediyor. Evet, çok üzücü bir şey bu. Maalesef ev sahipleri, şimdi Türkiye'de ev sahibi olmak, kiraya vermenin şöyle bir mantığı var. Pek çok kişi emekli olmadan evvel bir ev alıyor. Başımı sokacağım bir ev diyor. Emekliğimde rahat ederim diyor. Bazıları da daha fazla dünyalık yapanlar da bir ikinci ev alıyorlar kendilerine. Diyorlar ki bu evde ben yaşarım. İkinci evi de işte kiraya veririm. Hem kendi evime kira parası ödemem, hem de öbür evden gelen kira parası bana katık olur. Daha rahat yaşarım, emekliğimde daha huzurlu yaşarım diye düşünüyorlar. Şimdi bu insanlar haklılar tabii fiyatları yükseltmekte. Çünkü dışarıda fiyatlar yükseldi. Ama biraz bu iş abartıya da dönmeye başladı. Yani serbest piyasanın kuralları yok. Yani mesela %100 zam olması gerekirken %200-300 zam isteyenler var. Yani burada da kiracılar mağdur duruma kalıyor. Bir doçentin ev kirası ödememesi söz konusu değil. Yani evine bağlı olmak haberin üzere haberin içeriğinde şöyle tabii. Aktaralım o halde. Akademisyen Sema Dumanlı görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi yakınında bir daire kiralamak istedi. 16 bin lira maaşla bile ev bulamayınca duruma isyan ediyor. Evet tabii o mahalle biraz, o semt biraz pahalı bir semt. Yani şimdi kalkıp da Boğaz'a nazır bir yer kiralamaya kalkarsan fiyatlar çok yüksek olacak. Sayın doçent haklı belki bu konuda. Ev işine yakın bir yerde istiyor. Ama her semtin de kirası aynı değil. Yani doçentlerin, yardımcı akademisyenlerin ev kirasını ödeyememesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece hak ettikleri eve çıkamıyorlarsa o ayrı bir tartışma konusu. Ama başlarını sokacakları bir evde var yani, o kadar da değil yani. Evet. Devam edelim. Manşetteki haberi de okuyalım. Çünkü son zamanlarda çok sık böyle haberlerle karşılaşmaya başladık. Genç kız 5 ay önce nişanlanmıştı. Kaderin kaderi. Cep telefonuyla konuştuktan sonra AVM'nin balkondan aşağı atladı.
Yani bu balkondan veya apartmandan atlayarak gerçekleşen ölümlerle çok fazla karşılaşmaya başladık. Evet, yani şimdi atlamış mı, itilmiş mi? Herhalde atlamıştır. Evet. Çünkü alışveriş merkezlerinde kameralar çok her yerde var. Yani orada bir muallakta bir durum olacağını zannetmiyorum. Ne gibi bir tedbir alınabilir? Bu tip yerlere korkuluklar yapılabilir. Atlamayı ve düşmeyi, düşen de olabilir. Bu arada çocuk da düşebilir bu arada. Bunları engelleyebilecek işte ağlar gerilebilir. Bu tip önlemler alınabilir. Bununla ilgili zaten bir takım yönetmelikler de var sanırım ama uygulanmıyor demek ki. Böyle intihar ya da düşmeyle, kazayla düşme olabilecek yerlere bir takım önlemler alınması lazım. Kadere üzüldüm. Evet. Son gazetemizde Korkusuz Yaygın Basın'dan. Yerel evet. gündeme geçelim. Geçelim. Anadolu Gazetesi'ne bakalım. Eskişehir'de yaşayacak evet. Anadolu Gazetesi'nin manşeti. Cüneyt Arkın Halk Merkezi Çankaya Mahallesi'nde açıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, burasının adı Cüneyt Arkın oldu. Sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Öldükten sonra da halka hizmet etsin istiyoruz. Burayı 24 saat kullanın. Burası sizin hizmetinizdedir ifadelerinde bulunmuş. Açılışa Cüneyt Arkın'ın oğlu ve eşi de katılmış. Az önce program öncesi de konuştuk. Cüneyt Arkın'ın oğlu çok benziyor kendisine diye. Evet ama Cüneyt Arkın oğlu kadar kızmasın bize ama değil. Daha yakışıklıydı. Yani hakikaten çok karizma bir adamdı yani. Evet. Yaşlılığında da kendine has bir karizması vardı ama gençliğinde yani gerçekten çok karizmatik birisiydi. Şimdi bir insanın tabii yakışıklı olması film sektöründe bir avantaj ama bir de rol kesmek denir. Yani onu yapmayı becermek lazım. Yani öyle yakışıklılar vardır ki böyle put gibi durur böyle saçma sapan. Zaten bir dizi çekerler ondan sonra da oynamaz o. Cüneyt Arkın çok yetenekli de bir aktördü. Yani ikna edici dediğim bir aktördü. Zaten keşfediliyor değil mi? Evet çok ilginç. Doktordur kendisi aslında. Evet. Yakışıklı da birisi. İşte bir yerde bir oynayayım derken hatta Yılmaz Büyükerşen'in anısı da var onunla ilgili. Arkadaşlar çünkü. Sonra bir giriyor. Bir noktada tereddüte düşüyor. Ya ben artık hani Yeşilçam'da mı devam edeyim yoksa tıbba mı devam edeyim? Tıp doktoru adam yani. Önemli bir işi var şimdi. Yani derken şöhret biraz daha da fazla para. Onun ilgisini çekiyor ve Yeşilçam'a giriyor. İyi ki de giriyor. Doktor evet. olsaydı kimse tanımazdı onu. Fahrettin, Doktor Fahrettin Bey derdik. Gerçek adı Fahrettin çünkü. Ama söylenmesi zor diye herhalde Cüneyt demişler. Bilmiyorum Cüneyt Arkın'ı. Biz Cüneyt Arkın, Fahrettin Cürekli Batur ya da. Biz çok seviyoruz onu. Gerçekten çok seviyoruz. Evet. Ölümsüz de birisi o. Odunpazarı Belediyesi de çok güzel bir şekilde. Çok, evet yine, bu Kazım Kurt, Cüneyt Arkın'dan öyle bahsettik ki Kazım Kurt'u unuttuk. Çok güzel bir vefa örneği göstermiş. Teşekkür ederiz. Tabii halk merkezi farklı bir konu yani. Halk merkezi zaten yapılıyor. Çok da güzel şeyler bunlar. Halka da çok iyi hizmet ediyor. Ben kendi mahallemden ve sair mahallelerden biliyorum. Mahalleleri çok gezen birisiyim ben. Oradaki vatandaşla da sık sık görüşme imkanı buluyorum. Bu halk merkezlerinin çok başarılı bir proje olduğunu söyleyeyim ben. Evet. Halk sevdi bunu. O da ayrı bir konu tabii. Yani Cüneyt Arkın'ı deyince halk merkezini unuttuk tabii doğal olarak. Kolay da değil kardeşim. Cüneyt Arkın, Seyit Battal Gazi'nin oğlu o yani. O kadar da kolay değil yani. Evet. Geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş açılış bu arada. Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen de yer almış açılışta. Evet. O iri görünüşüne rağmen dikkat dolu, çok hassas duyguları olan bir insandı diyor. Odunpazarı Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir yer seçti. Sizler bize Eskişehirlere emanetsiniz Betülcüm ifadelerini kullanıyor eşine. Betül Cürekli Batır da Cüneyt evet, Arkın'ın eşi. Onlar bizim Betül Hanım zaten bizim gelinimiz. Oğlu da adı neydi oğlunun? Unuttum. Kaan Polat Cürekli Batır. Kaan Polat Cürekli Batır. O da bizim hemşerimiz. Her ne kadar Eskişehir'i bilme İstanbul'da doğup büyümüş onlar. Ama onların toprağı burası. Evet. Devam edelim. Sakarya Gazetesi'ni ele alalım hemen. Yargı bağımlı hale getirildi Sakarya'nın manşeti. Eskişehir Barosu'nun olağan genel kurulunda konuşan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, bağımsız yargı vurgusu yaptı. Elagöz, ülkemizde yargının ısrarla bağımlı hale getirilmek istendiğini kaydetti. Evet, yani bir dönem yargı bağımlı hale getiriliyor deniyordu. Artık getirildi. Şimdi getirildi deniyor. Geçenlerde bir anket gördüm. Ben biliyorsun çok meraklıyım anketlere. Topluyorum. Hatta birkaç tanesine de aboneyim. Siyasi anketlerden bahsetmiyorum. Çünkü herkes kafasına göre yorum yapıyor. Ama bir de toplumsal anketler var. Güven anketleri. Toplumun %3'ü, düzeltiyorum, %7'si yargının kararlarının doğru olduğuna inanıyor.
yüzde Türk milletinden 100 kişiden 7 yargının kararları doğrudur diyor. 93 kişi ne diyor? Yanlıştır diyor. Bu kadar kötü değil durum, onu söyleyeyim ben. Durum bu kadar kötü değil. Ama algı bu şekilde ve bu algının da haklı bir sebebi var. Çünkü yargı Sayın Doğu Perinçek'in söylediği gibi iktidarın köpeği haline geldi. Siyasetin köpeği haline geldi. Bu şekilde uğraşıldı yani. Bununla uğraşıldı. Bu kadar büyük bir felaket yok ortada. Ama yani yargıya güven olmadığı da ortada. Ha, bu arada aynı ankette basına olan güven kaçtı biliyor musun? %3'tü. Biz daha kötüyüz. Bu da bizim şapkayı önümüze alıp kendi düşünmemiz gereken bir konu. Maalesef. Ya bu anketler tabii ben doğruluğunu kontrol edemem ama başka şirketler yapsın, benzer neticeler çıkacaktır yani. Anketlere genelde, gerek yok, çevremizde de gördüğümüz, tabii, duyduğumuz kadarıyla. Ya genelde anket firmaları, kamuoyu yoklama firmaları hangi parti ne kadar oy alacak dediği zaman oraya düşük oy alan partiler yükleniyorlar. O bu yanlıştır falan diye, ama bu tip sosyal anketlere pek itiraz olmuyor. Onların doğru olduğuna inanıyorlar ki doğrular da. Yani %7 değildir yargıya güvende, 7,5'tür, 8 olsun hadi. Senin güzel hatırın için 8,5 yapayım. Fişi almayayım, 8,5 olsun. Yargıya güven bu işte. Durum bu yani. Dolayısıyla yani haklı Sayın Baro Başkanımız. Baro yargının 3 önemli ayağından birisi. İddia makamı, savunma makamı ve yargıçlar. Baro çok önemli bir şey. Basit bir meslek kuruluşu değil Baro. Yargının önemli ayaklarından birisi. İşte baroları da parçalayalım, bölelim, yandaş baro yapalım, ak baro yapalım, kara baro yapalım filan gibi. Orada da bir kampanya yapıldı ama o olmadı, başarılı olamadılar orada. Yasalar çıkmasına rağmen avukatlar bilinçli davrandılar. Çok üzücü bir şey tabii yargıdaki. Bir ülkede Malcolm X'in bir sözü, Malcolm X Amerika'da zenci hakları için mücadele eden birisi. Diyor ki Malcolm X, sizi yönetenler diyor, zenginleşirlerse diyor, çıkarttıkları kanunlara bakın. Bilin ki o kanunlar size karşı kendilerini korumak içindir diyor. İşte yargı bir noktadan sonra güçlüleri savunmaya başlarsa eğer, orada halk sömürülüyor demektir. Amerika'da da Malcolm X 1960'larda bunu söylemiş. Türkiye'de 2020'de. Bu böyle, dünyada böyle kurallar. Eğer birileri seni sömürüyorsa bil ki kendilerine uygun yargı ve yargıçlar da buluyorlar maalesef. Bu arada Eskişehir Barosu'nun olağan genel kurulunda meslekte 25. yılını dolduranlara plaket verilmiş. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Ayşe Ünlüce ve Meclis Üyesi Avukat Aydın Ünlüce plaketlerini Başkan Büyükerşen'in elinden almışlar. Evet, onları da tebrik ederiz. Hı hı. 2 Eylül'le devam edelim. Tepebaşı'ndan gençlere büyük destek 2 Eylül'ün manşeti. Tepebaşı Belediyesi'nin Başkan Ahmet Ataç'ın talimatıyla üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve geçtiğimiz yıl 20 binden fazla öğrencinin yararlandığı ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde de devam edecek demiş. Çok güzel bir hizmet. Bu hizmetle, evet, ilgili çok konuştuk. Sonuna kadar övgüyü de hak ediyor. Örnek olması gereken, kesinlikle, de bir hizmet. Aynı fikirdeyim ben. Ciddi sıkıntıları var gençlerin. Tepebaşı Belediyesi bu konuda örnek olanlardan birisi. İşte çorba dağıtıyorlar. Onun dışında yemek de veriyorlar ücretsiz olarak. Bunlar çok güzel şeyler. Sabah kahvaltısında çorba da dağıtıyor. Büyükşehir de başladı sanırım buna. Odun pazarının da benzer çalışmaları var. Çok güzel şeyler. Yani bir çorba içmek, bir yemek yemek, gencin karnını doyurması. Bunlar güzel şeyler. Tebrik ederiz. Allah razı olsun yapanlardan. Benzer çalışmaların Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz. Aslında oluyor da. Bunun Türkiye'de örnekleri de var bu tip, evet, çalışmalar. Başkan Ataç'tan bahsetmişken hemen alt kısımda bir haber daha var. Ona da değinelim. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 2022-2026 dönemi için seçim sürecinin ardından ETO Başkanı Metin Güler'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmiş. Evet. Milli iradeye bakalım. Ulaşımda yeni sistem Milli İrade'nin manşeti. Estram elektronik ücret toplama sistemi altyapısı ve cihazların yenilenmesiyle birlikte bugün yeni uygulamaya geçiyor. Yeni uygulama hakkında da hemen kısaca bilgi verelim. Yenilenen sistem kapsamında bugün tek kullanımlık QR bilet veya 2, 3, 4, 5 binişlik biletle de seyahat dönemi başlayacak. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların talepleri doğrultusunda tek kullanımlık bilet uygulaması da QR bilet olarak sisteme dahil olmuş. Evet, burada bazı internet sitelerinde gördüm. Vicdansız Büyükşehir Belediyesi falan diyorlar. Niye? Dışarıdan gelenlere daha pahalıymış. Arkadaş, bütün belediyeler dışarıdan gelenlere biraz daha yüksek tek kullanımlık bilet diye biraz daha yüksek ücret
talep ederler. Eskişehir'de 10 lira olmuş. Bursa'da 2 ay önce 13 liraydı. Şimdi 15 lira falan olmuştur Bursa'da. AK Partili Bursa bu arada belediyesi. Yani bir laf etmeden önce o lafın nereye gideceğini de bir düşünsünler. Kazanılan para Eskişehir halkının, Büyükşehir Belediyesi'nin kazandığı paradır. Eskişehir halkının kazandığı paradır. Yani siyaset bazılarının gözünü öyle bir kör ediyor ki Eskişehir halkının çıkarlarına iş yapılmasını da istemiyorlar. Maalesef. Dışarıdan gelen ona göre bir ücret verir. 10 lira da çok makul bir ücret. Bu benzin zamlarından sonra yine bak zam gelmiş mazota. Bu zamlardan sonra siz bu 7,5-8 liraları zor rüyanızda görürsünüz, onu söyleyeyim ben. Büyükşehir yine zam yapacak. Evet. Mecbur de zam yapmak. Kaçınılmaz bir şey yani. Dolayısıyla öyle ortalığa bir laf atıp da geri çekilmesinler. Bursa'da işte AK Partili belediye 13 liraydı. Ben en son 2 ay önce orada tatil yaptım. En son 13 lira verdim adam başına. Tek kullanımla. Evet. Şimdi belki de artmıştır yani. Devam edelim. Bu arada 2, 3, 4, 5 binişlik biletlerde süre kısıtlaması da olmayacakmış. Bunun da duyurusunu yapalım. O iyi bir şey yalnız o. Orada vatandaşın aleyhine bir sıkıntı oluyordu. Onu düzelttiklerine sevindim. Son Haber gazetesine bakalım. Geleceğimize yön vereceğiz. Son Haber gazetesi Metin Saraç'ın açıklamalarını manşete taşımış. Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul kurucu temsilcisi Metin Saraç başvuruların fazla olduğunu ifade ederek sanayinin ihtiyaçlarına göre gerekli bölümleri açacaklarını söylemiş. Çok iyi olmuş. Evet, bizim sanayimizin en önemli eksikliği ara eleman denilen şey. Orada bir sıkıntı var. Bu teknik lisenin yani sanayicinin çok işine yarayacağı gibi orada okuyan çocuklara da istikbal sağlıyor. Çok da fazla talep varmış. Bu yıl 1150'nin üzerinde öğrenci başvurusu almışlar. Olur tabii. Yani benim gençliğimde herkes üniversiteye gitsin diye bir furya vardı. Böyle bir şeye gerek yok, ihtiyaç da yok. Herkes yani üniversiteye mezun olanların sayısı toplumda %10 falan olur. Normaldir yani bu. Belki biraz daha fazla olur. Biz meslek liselerine başka üretim konularını unuttuk. Maalesef. İşte bu konuda atılan güzel adımlar da var ama onlardan biri de Sayın Sarıcı'nın belirttiği gibi ESOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Evet, sürmanşette Eskişehir Spor'la ilgili haber var. Ona da değinelim istersen. Hiç girmesek Aytaş daha iyi. Ersoy'un ya. Haberi. Evet. Yürekler yangın yeri demiş. Eskişehir Spor adına uyanış maçı olarak görülen Edirne Spor maçı yürekleri daha da yaktı. Maça istekli başlayan takım bu kez basit hakem hatalarına takıldı. 3-1 kaybeden SS en yakın rakibinin 5 puan gerisinde son sırada kaldı. Şimdi 5 puan kapatılmayacak bir fark değil yani. 3 puanlı sistem çok rahat kapanır da hani bizim pek bunu kapatacak ışığımız yok yani. O durum o. O kötü olan taraf o. Ben gitmedim maça. Benim bir locamız da var bizim. Yani gidebilirim istesem ama gitmedim, uğursuz geliyorum dedim. Ben gitme, böyle futbol severlerin böyle totemleri vardır. Yer değiştirirler falan. Gitmeyeyim maça belki dedim ama orada da bir şey değişmedi. Uğurla uğursuzlukla bu işin bir ilgisi yok. Elimizdeki kadro galiba bu işin altından kalkamıyor. Ben sezon başında Eskişehir Spor ortalama bir yerde ligi bitirir diye düşünüyordum. Maalesef yanılmışım. Durum ciddi. Durum ciddileşmeye başladı. Bal ligi, yani bunun bir altına düşersek kulüp kapanıyor. Bunun bir altı normal bir kulüp bitiyor yani. Kapanıyor. Eskişehir Spor diye bir şey kalmıyor. Bal liginde amatör bir takım olarak Eskişehir Spor olarak devam ediyorsun ama o, eğer bala düşersek yani amatöre düşersek bir daha 3. lige çıkamayız. Çıksak da bir şey fark etmez, hemen yine düşeriz. Çünkü çok ciddi borçlar var. 3. lige çıktığımız anda o borçlar tekrar gelir, yine düşeriz yani. Kimse çıkmak da istemez baldan yukarıya. Çok kötü bir durum yani bu. Devam edelim. Mehmet Şimşek ve arkadaşları çok özveriyle çalışıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorlar. Hiç hak etmiyorlar bunu. Ellerini taşın altına değil, kayanın altına kafalarını koydular. Ama hiç kimse de yardımcı olmuyor onlara. Biz taraftar olarak, işte benim etim belli, budum belli. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Ama hani bizim yapabileceğimizin üzerinde bir sıkıntı var. Burada artık iş adamlarının, seçilmişlerin, atanmışların, biraz onların da bir şey yapıyormuş gibi en azından gözükmelerinde fayda var. Bu arada belirtelim, Washington DC Büyükelçimiz var. Murat Mercan, eski milletvekili. O Eskişehir Spor'a bir yardımda bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz ona. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Metin Nurullah Sazak da çok sağlam bir Eskişehirlidir o. O da hatırı sayılır bir yardımda bulunmuş Eskişehir Spor'a. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Örnek olsunlar. Şehir gazetesiyle devam edelim. Evet. Şehrin manşeti de maalesef çok üzücü bir haber. 7 yaşındaki Miraç ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu. Ehliyetsiz sürücü hayattan kopardı başlığıyla haber aktarılmış.
Trabzon'da yaya geçidinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün otomobile çarparak ölümüne neden olduğu 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, memlekete Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mesut İnce fenalık geçirdi. Evet, küçücük yani bu çocuk yani. Cinayetin bir şekli bu. Küçücük bir çocuğu eziyor. Cinayetin bir şekli yani trafikte, bildiğin cinayet bence. Trafikte cinayet yani bu. Bunların cezaları o kadar ağır olmalı ki. Bir daha değil, ehliyetsiz arabaya binmek. İnsanlar bunu aklından bile getirememeli. 7 yaşındaki Miraç'ı kim geri getirecek? Hiç kimse getiremeyecek. Küçücük, güzel bir çocuk yani. Yani yazık. Ailenin acısını kim dindirecek, değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Eskişehir'i karıştıran kadın tedavi altında. Bu çok gündem oldu. Sosyal medyada da gündem oldu. Bir kadın elinde bir çanta var. Giriyor dükkanlara. Dükkana giriyor, ayakkabıları beğeniyor. Çıkıyor sonra ayakkabıları giyip. Fark ediyorlar tabii. Ama şey, hırsızlık değil. Kadın sıkıntılı yani. Psikolojik sorunları var. Hırsızlık tabii de. Hani psikolojik sıkıntıları var belli. İtiraz edenleri tekmeliyor. Çantayla vuruyor. Hakaret ediyor falan. Bir şey de yapamıyorlar kadın diye de. Hani el de kaldırmıyorlar. Sonra yakalanıyor. Polise teslim ediliyor. Zaten kadının görüntüleri var cep telefonuna çekilen. Belli değil. Sağlıklı bir zihin yapısı yok yani. Şimdi tedavi altına almışlar. İyi olmuş. Allah şifasını verir inşallah. Evet. Yeni güne bakalım. Bakalım. Yeni günde manşetinde hukuksuzluğa tahammül yok başlığıyla Eskişehir Barosu seçimlerini manşete taşımış. Mustafa Ela Göz seçimlerde güven tazeledi. Evet. Resmi olmayan sonuçlara göre Ela Göz başkanlığında yeni yönetimde şu isimler oluyor. İzzet Aslan, Eylem Karacasu, Faruk Gülhan, Ebru Çetin Kaya Genç, Sencer Çelen, Yusuf Özcan, Pınar Cengiz Pirinç, Kerem Bağcı, Duygu Akyol ve Serpil Türkmenoğlu. Bu yönetim kurulu resmi olmayan sonuçlara göre baroyu temsil edecekler. Her birine başarılar dileriz. Evet. Çok zor bir dönemde hukukla, adaletle ilgileniyorlar. Allah kolaylık versin. Onlara çok ihtiyacımız var. Yeni dönem içinde hayırlı olsun dileklerimizi evet, iletelim Mustafa Sayın Ela Göz başarılı oldu. Evet. Ben etrafımda da yani beğenmeyenleri duydum. Yani bazı ben beğenmiyorum diyen avukatları duydum ama ekseriyeti Mustafa Ela Göz'ü başarılı buluyor. Hı hı. O da rakipsiz bir şekilde zaten seçimlere evet. girdi. Evet. Bahattin Şeker de İYİ Partili olmuş. Eski belediye, eski bakandır. Evet. İYİ Parti'ye katılmış. Evet. Hı hı. Aslan Kabukçuoğlu tarafından. Bilecik'te bunun için bir tören düzenlendi. 250 kişi rozet takarak İYİ Parti'ye geçtiler. Evet. Eskişehir Teşkilatı da oradaydı. Aslan hı hı. Kabukçuoğlu da oradaydı. Bahattin Şeker'e rozetini taktı. O da önemli bir gelişme siyasette. Evet. Son olarak İstikbal gazetemiz bakalım. Kaldı. İstikbal'de manşetinde Odun Pazarı'nda vefa örneği başlığıyla Cüneyt Arkın Halk Merkezi'nin açılışını aktarmış. Bu haberle ilgili konuştuk. Değinmediğimiz haberlere bakalım. Pancar'da yüksek frenin nedeni ne? Yetiştiği yere göre farklılık gösterse de ortalama dönümden 7 ton pancar alan çiftçiler verimden memnunken son 2 yıldır şeker üretimi için römork ve kamyonlarla fabrikaya taşıdıkları ürünlerinde giderek artan frelerden rahatsız. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, 2 yıl öncesine kadar böyle sıkıntılar yaşanmıyordu demiş. Geri gelmelerde büyük pancarların çıkması ya da firede tonajın yükselmesi gibi neye dayanarak yapılıyor bunu üretici merak ediyor ve öğrenmek istiyor ifadelerinde bulunmuş. Şimdi burada anlaşıldığı kadarıyla pancar alanların keyfi bir tutumu var. Bazı pancarları fire olarak kabul edip kabul etmiyorlar diye duyuyorum ben. Yani bu da çiftçiye tabii zarar veriyor. Bununla ilgili sıkıntılar bayağı ciddi olmaya başladı. Çiftçimizin yanındayız. Yani onların zarar etmesini istemiyoruz. Çiftçi zarar ederse bir sene sonra ekmez. Bu kadar basit. Biz de şekersiz kalırız. Sayın Buluşan'ın açıklamaları galiba. Kendisini de destekliyoruz. Gelişmeleri de takip ediyoruz. Evet, istikballe de günü noktalayalım istersen. Noktalayalım. Güne dair var mı vermek istediğin bir mesaj? Yeni bir haftaya başladık. Kötü haberler de verdik, iyi haberler de verdik. İkisi karışık. Türkiye'nin hayatın gerçeği aslında bu. Güzel bir hafta diliyorum ben. Hafta içerisinde yoğun bir yağış olacak, onu belirtelim. Aman halkı paniğe sürüklüyor da demesinler hakkımda. Sonra 3 yıl hapis görülür. Sonra yarın gelirsiniz artık ziyaretime. Ya herhalde hava durumundan dolayı vermezler ama canları istese vermelerini engelleyecek bir şey de yok yani. Yani. Evet. Evet Kerem, teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Sevgili STV izleyenleri, programımızın sonuna geldik efendim. Yarın saatlerimiz 9'u gösterdiğinde Kerem'le yine burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Tekrar görüşünceye dek diyelim. Hoşça kalın.
geceleri canım bizden akıl kaldı nere fikir bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde komşunun kızı kanta sporda stepte tersim kader satıp sattık malı mülkü gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette sen bizim mahalleye geldin geleli canım bizden akıl kaldı nere fikir bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar bu zilliler yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider hey seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider yapar bu zilliler